namazı nasıl kılmalı? Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi, bir köşeye oturdu. Biz de onun etrafında oturuyorduk. O sırada biri gelip namaz kılmaya başladı. Adam farkında değildi ama Resul-i Ekrem onu gözleriyle takip ediyordu. Namazını kılıp bitirdikten sonra Hazreti Peygamber'in yanına geldi, selam verdi. Onun selamını alan Hazreti Peygamber, "Dön, yeni baştan namaz kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın," buyurdu. Adam geri döndü, önce kıldığı gibi namazı tekrar kıldı. Sonra Resul-i Ekrem'in huzuruna gelip selam verdi. Hazreti Peygamber yine, "Dön, yeni baştan kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın," buyurdu. Bu durum 3 defa tekrarlandı. Sonunda o adam, "Seni gerçekleri ortaya koymak üzere gönderen Allah'a yemin ederim ki başka türlüsünü yapamıyorum. Bana doğrusunu öğret," dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem ona şunları söyledi. "Namaza durduğun zaman tekbir al. Sonra Kur'an'dan kolayına geldiği kadar ayet oku. Ardından rükûya var. Bütün organların tamamen hareketsiz kalıncaya kadar öylece dur. Sonra başını kaldır, ayakta iyice doğruluncaya kadar dur. Ardından secdeye var. Bütün organların tamamen hareketsiz kalıncaya kadar secdede öylece kal. Sonra başını kaldır, bütün organların tamamen hareketsiz kalıncaya kadar otur. Namazın bütün rekatlarında bunu böyle yap."